Sonunda. Hayatım boyunca bu anı bekledim ben. Bugün sonunda gerçek canlı bir narval göreceğim. O boynuzlu atla Yunus'un karışımı gibi bir şeydi, değil mi? Aynen öyle Layla. Narvallar aslında Yunus değildir, balinadır. Ve boynuzlu atın boynuzu aslında diştir. Fillerinki gibi, aşırı büyümüş bir diş gibi. Ama yemek için kullanmazlar ya da başka bir şey için kullanıyor olabilirler. Ne amaçlı olabilir bilmiyorum. Wow, wow, wow. Nefes al Shunipedia. Konuşmanın bir kısmını akvaryuma sakla. Suda yaşayan harika hayvancıklar dünyası için güvenilir bir rehbersin. Özellikle narvallar için. Narval severler, gidelim. Hey Shani, bekle. Ha? Merhaba Nicholas. Sürprizlerle dolu narval bilgi gününe hazır mısın? Ne olduğundan tam emin değilim ama senden öğrenmek için sabırsızlanıyorum Shani. Ha? Sanırım bunu otobüste unutmuşsun. Daha önce görmemiştim. Çok tuhaf. Senin koltuğundaydı. Ben de unuttuğunu düşündüm. Acayip derecede şirin susamuru size bir şey hatırlattı mı? Pocket dünyası kahramanları. Hey hey hey. O bir tür pocket dünyası eseri mi yani? İçgüdülerin iyi Nicholas. Bunlar son zamanlarda pocket dünyasında birine yardım gerekince ortaya çıkıyor. Sadece bunu açmamız gerek. Oo, şu yumuşacık karnı da baksanıza. Bir pocket geçidi. Peki nereye çıkıyor? Bir not falan da yok. Her neyse, geçit nereye çıkıyorsa fotoğrafını çekmek için sabırsızlanıyorum. Bizimle geleceğini kim söyledi? Beni arkada bırakmazsınız, değil mi? Tabii bırakmayız. Yoksa harika maceralarımızın kim fotoğrafını çeker? Pocket dünyasına yardım lazımsa sanırım sabırlı olmamız gerekecek. Sence narvalı görmek için zamanında döner miyiz? Tabii ki. Unutma, pocket dünyasında zamanın farklı işlediğini sen fark ettin. Orada tam bir gün, burada bir dakika ediyor. Ah, doğru. Hep aklımdan çıkıyor. Hadi bakalım, gidelim. Küçülme gücü. Bu pocket dünyasında su altında nefes alabiliyoruz. Ama bu nasıl mümkün olabilir? Buradaki su, su değil. Kara ve deniz canlılarının solumasını destekleyen oksijence zengin florokarbon sıvısı. Kısacası bilim harikadır. Tamam, bakalım bu denizde neler oluyor? Söylemek istemezdim ama pocket dünyasına göre bu yer çöplük gibi. Yani gerçekten de. Sanırım biz de bu yüzden buradayız. Çok üzücü. Sanki biri burayı şahsi pocket çöplüğü gibi kullanmış ve sonra da böyle bırakmış. Bu kabalık. İnsanların böyle dikkatsiz olmasına inanamıyorum. İnanabilirsin. Evimizde de insanlar okyanusları kirletiyor. Bu ciddi bir sorun. Kirletmek hiç hoş değil. Peki bu konuda ne yapabiliriz? Temizleyerek başlayabiliriz. Zavallı küçük yengeç. Endişelenme. Yardım etmeye geldik. Rica ederim. Çok fazla çöp var. Burada yaşayan canlıları sıkıştırıyorlar. Onları serbest bırakmalıyız. O kadar dağınık ki bu zor olacak. Beraber çalışırsak yapabiliriz. Okyanus uzmanı olan kişi sensin Shani. Temizlik ekibinin kaptanı olmaya ne dersin? Kaptan mı? Bu kulağa hoş geliyor. Evet, ilk olarak şuradaki şişelerden başlayabiliriz. Herkes bir torba alsın. Merhaba küçük penguen. Bunları geri dönüştürebileceğimiz bir yer var mı? Teşekkürler. Hadi ekip. Başardık. Evet. Aferin sana Kaptan Shani. Buranın
aynı yer olduğuna inanamıyorum. Ne güzel bir değişim. Shani, çabuk. Bir sorunumuz var. Narval. Sakin ol dostum, sakin ol. Polly, yengeç halledebilir. İyi işte yengeççik. Benim için zevkti. Beraber yüzmeye mi gidelim? Ciddi misin? Acaba gitsem? Shani, bir narval görmeyi çok uzun zamandır bekliyorsun. İstediğin kadar vakit geçir. En iyi günüm. Bu anı çekmem gerek. Gülümseyin. Vay canına. Shani, en son böyle heyecanlı gördüğümde Kaptan Roko'yu vay kızlardan kurtarıyordu. Bugün çok daha iyi. Kaptan Roko hayali bir karakterdi. Ama bu narval sahiden gerçek. Bana etrafı gösterdiğin için teşekkürler. Hadi yüzelim. Hadi yüzelim. Koordinatlar kaydedildi. Her istediğimizde ziyaret edebileceğimiz bir pocket dünyası daha. Edeceğiz de. Bu en sevdiğim macera oldu. Bir narvanla arkadaş olduğuma inanamıyorum. Rüya görmediğimden emin miyiz? Kanıtım burada. Bu fotoğraflar inanılmaz. Onca maceradan sonra akvaryum için heyecanın geçmiştir ha? Hiç de bile. Pocket dünyasında bir okyanusu temizlemiş olabiliriz. Ama dünyadaki okyanusları temizlemek için burada yapılacak tonlarca iş var. Gidip nasıl yardım edeceğimizi öğrenebiliriz. Narval severler, gidelim. Hay hay kaptan. Penaltı vuruşlarının ağları deldiğini duydum. İki kez. Bu doğru. Vuruşlarım zarara neden olabiliyor. Ama onları iyi amaçlar için kullanıyorum. Littleton futbolunu eyalet finallerine taşımak için. Her maç sana tezahürat yaparız. Bu da ne? Amigo seçmeleri mi? Belki de deneyebilirsin Layla. Harika bir amigo olacağından eminim. Tabii. Ben gol kraliçesi Layla'yım. Neden maçı kazanmak yerine kenarda başkalarına tezahürat yapayım ki? Shani ile kenarda durup sana tezahürat yapmamız gibi mi yani? Hayır, hayır, hayır. Sizin gibi dostlar maçı daha iyi kılıyor. Amigolar gerçek sporculardan dikkati uzaklaştırıyor. Yani ne kadar zor olabilir ki? Aa, B de, L de, E, H, H de. Ne diye okunuyor? B! Hey, Layla, bu haksızlık ve ön yargılı. Amigoların önemli bir rolü var. Evet, amigolar çok da sıkı çalışır. Mükemmel gösteriler için atletizm, azim ve takım çalışması gerekir. Ama amigolar kendilerini çok ciddiye alır. Oyunun kaderi sanki onlara bağlıymış gibi. Evren sana bir mesaj yolluyor sanki. Ya da Amigo Pocket Dünyası kahramanlarını çağırıyor. Amigolara özel bir Pocket Dünyası mı var yoksa? Küçülme gücü! Maçta sana tezahürat yaparken bunu giyebilirim. Pomponlar aşkına, çağrıyı almışsınız. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Adım Carissa. Umarım amigoluğa hazırsınızdır. Ben Polly. Bunlar Shani ve Layla. Amigo adasına hoş geldiniz. Seçkin bir amigo peri yetiştirme tesisi burası. Şey mi dedin? Amigo peri?
Çok doğru. Amigolara en harika hallerinde olmaları için ilham veririz. Amigo peri eğitimi haftaya başlayacak. Çalışmak için erken geldim. Takım kaptanı olmaya çok uygunum. Ama önce mutluluk ve enerjiyle önderlik edebileceğimi kanıtlamak zorundayım. Amigoların kaptanı mı var? Elbette. Yoksa tezahüratları kim yönlendirecek, değil mi? Kaptan olmak sıkı çalışma gerektirir. Öğrenci her bir kategoride çok iyi olmalıdır. İlk yılımda 200 kişi içindeki en düşük seviyeli öğrenciydim. Amigo adasının zorluklarını çok küçümsemiştim. Ama ondan beri her gün amigoluk çalışıyorum. Ayrıca karate de yapıyorum. İş tamamen bacaklarda. Layla da karate yapıyor. Ve bir sürü başka sporda. Ben de. O yüzden amigoluğa girdim. Spor yapmayı o kadar seviyorum ki şimdi başkalarının spor yapmasına bu şekilde yardımcı oluyorum. Harika bir şey bu. Vay canına. Amigoluğun iyi bir amaca hizmet ettiğine sahiden inanıyorsun. Amigoluğa inanmadığını söylemiyorsun, değil mi? Sadece ona olan minneti gelişiyor diyelim. Güzel. Bir anlığına amigoluğu spor gibi görmeyenlerden olduğunu sanmıştım da. Sizin takımı harika bir amigo takımına çevirirsem belki bu sene kurdelemi kazanabilirim. Ben varım. Yeni bir şey öğrenmeye hazırım. Çok eğitim kampına katıldım. Amigo kampının bana ne zararı olabilir ki? Evet, amigo adası çok daha zorludur. Tamam, takım ilk eğitim olarak salon etrafında 25 ısınma turu atacaksınız. Koş takım, koş! Birkaç temel esneme yapalım şimdi. Bunu bütün gün yapabilirim. Şimdi de jimnastik yeteneği için çok iyi çalışmalıyız. Hadi! Evet. Güzel tatlılar Shani. 50 kez daha yap. Tamam. İyi misin Polly? Evet. Güzel. Üst üste en az 10 kez yapana kadar çalışmaya devam et. Nasıl gidiyor Layla? Takım, sonrasında yapacağımızın yanında bugünkü eğitim çocuk oyuncağı kalır. İşte buradayız. Kanıtlayın kazanmaya geldiğimizi. Hazır mısınız? Olun heyecanlı, olun heyecanlı, olun heyecanlı, olun heyecanlı. Olun heyecanlı. Saat kaç takım? Bekle, dur biraz. Enerji katalım biraz. Tik tak bum. Herkes yerine. Amigo gücü. Kurdeleyi kaptım. Gerçek bir kurdele. Amigo perileri izliyormuş sanırım. Ve başardım. Gerçekten başardık. Size nasıl teşekkür edebilirim? Hakkını vermeliyim Karissa. Amigo'nun böyle zor bir spor olduğunu bilmiyordum. Takım çalışması neymiş gösterdi. Harikaydı. Teşekkür ederim Layla. Hadi bir. Artık sanırım söylemeliyim. Amigo'luk konusunda yanıldım. Bunu söylemiştik. Ama açıkçası Amigo Adası'nın ne kadar zor olabileceğini hiçbirimiz bilemedik. Aynen öyle. Hadi bize gidelim. Bize sağlıklı bir içecek hazırlarım. Amigoluk disiplin gerektiriyor. Her açıdan güç ve takım çalışması da. Ama bunları göremeyecek kadar ön yargılıydım. Koçun neden hep meraklı olun, ön yargılı değil dediğini anladım. Tamam Şen'i, odaklan. Sushi rulosu yapmayı öğrenirsen eğer yarınki sınıf projesi gayet iyi gider. Deniz yosunuyla başla. Çocuk oyuncağı. Bir avuç pirinç. Bulabildiğin en iyi ton balığı. Bambu hasırın içinde yuvarla ve... tekrar yap. Olamaz geldiler. Merhaba Shani. Annen bizi içeri aldı. Japon kültürü dersi projesi nasıl gidiyor bakalım? Peki, ev yapımı sushi'nden ne zaman yiyeceğiz? Yoğun bir karate bacak antrenmanından çıktım ve protein almam gerekiyor. Proje berbat gidiyor. Sushim o kadar kötü ki balıktan özür dilemeliyim. Hiç böyle sushi görmemiştim. Bu da ilk
denemen. Dördüncü deneme. İlk deneme fark etmez. Tarifleri okudum. Yapılış videolarını izledim. Sushi yapmakla ilgili rüya bile gördüm. Ama gerçekten deneyince sanki hiç yapamıyor gibiyim. Bu proje Japon kültürüyle ilgili. Ama böyle bir sushi servis etmek, sushi kültürünün savunduğu her şeye saygısızlık demektir. Sushi hassasiyeti ifade etmeli. Detaylara özeni, mükemmelliği doğru yapmam gerek. Belki bu kedinin tüyoları vardır. Belki seni mutfaktan çıkarmanın yararı olur. Ve bakın, kedi sushi yiyor. Belki bugün hala sushi yiyebiliriz. Bu iyi işaret olmalı. Peki, gidip Pocket Dünyası kahramanları olalım. Evet, küçüğüne gece. Kiraz ağaçları, ramen, sushi. Bence bu Pocket Dünyası'nın kökeni Japonya. Bu figür maneki Neko. Çağıran kedi. İyi şans getirdiği söylenir. Getirdi de. Burada yenebilecek çok yer var. Ama her yer kapalı gibi duruyor. Otomat imdada yetişti. Durun. Üstümde hiç nakit yok. Nakde ihtiyacın yok. Teşekkür ederim. Rica ederim. Benim adım Sakura. Kiraz çiçeği gibi. Ben Lala. Polly. Shani. Burası çok güzel bir yer. Arigato. Kiraz çiçekleri bugün açtı. Yarından itibaren farklı Pocket dünyalarından konuklar buraya Hanami'yi kutlamaya gelecek. Hanami çiçek izleme demek. Kiraz çiçeği festivali gibi düşünebilirsiniz. İnsanlar çiçek açmış ağaçlar altında piknik yapar, oyunlar oynar ve baharı karşılar. Doğru. Sevdiğimiz türden bir parti gibi. Evet. Herkes bu partiyi sever ama tabii zamanında hazırlanabilirsek. Düzinelerce konuk için yiyecek içecek gerekiyor. Geçmiş yıllarda ailem sushi yapardı. Ben ramen ve kardeşlerim de içecek ve tatlıları hazırlardı. Bu yıl ailemi tatile göndermek için hepsiyle baş etmek istedim. Ama anlaşılan aynı anda 3 standa bakamazmışım. Biz yardımcı olabiliriz. Sahi mi? O zaman kahramanlarımsınız. Biriniz ramen görevinde olacak. Biriniz dango'da. Biriniz de sushi'de. Ben yanınıza gelirim. Sushi yapma yeteneğini geliştirmek için harika bir fırsat. Daha önce sushi yaptın mı? Daha önceki denememde mahvettim. Pirincim tutmuyor. Sarmalarım sarılmıyor. Sushim olmuyor. Bir anlaşma yapalım. Bana yardım et. Ben de sana sushi yapmanın ne kadar kolay olduğunu göstereyim. Mucize eseri doğru yapabilirsem eve sushi götürebilir miyim? Bence uygun. Anlaştık yani. Şimdi Layla ve Polly'yi mutfağa göstereceğim. Shani, sen kiraz çiçeklerinin altında otur. Gözlerini kapat. Derin bir nefes al ve zihnini boşalt. Sakin kafayla daha iyi sushi yapılır. Ramen'in olduğunu nasıl anlayacağım? Erişteler esnek olmalı ama çok pişmiş olmamalı. Emin olmak için ara sıra tadına bak. Pişirirken yiyebilir miyim? Evet. Yeşil hamuru yapmak için fazla toz ekledim. Ve kiraz çiçeklerini salamura yapıp kırmızıyı pembeye dönüştürdüm. Mükemmel renkler Polly. Şimdi pişirmeden önce hamurları küçük yuvarlak parçalara ayır. Tamamdır. Shani, sushi yapmaya hazır mısın? Hay! Vay canına. Bu pirinç gayet sıkı ve yapışkan. Ama seninkiyle aynı tarifi uyguladım. Neden benim pirincim böyle olmadı ki? Peki ne tür bir pirinç kullandın? Kilerimizdeki pirinçten. Neden? O muhtemelen uzun taneli pirinçtir. Sana Japonların kısa taneli pirincinden lazım. Çünkü kısa taneli pirinçte daha çok nişasta var. Ve nişasta yapışkandır. Tabii ya. Ton balığım konserveden çıktığında böyle görünmüyordu. Asla konserve ton balığı kullanma. O işlenmiş ton balığı. Taze değil. Taze suşilik balık kullanmalısın. Ne kadar taze o kadar iyi. Artık malzemeleri ayırdığımıza göre onları bir araya getirme zamanı geldi. Ben mi? Hayır. İlkini sen sar. Henüz o seviyede değilim ben. Shani, doğru tarif elindeymiş ama malzemeler yanlışmış. Artık malzemeler doğru. Sar hadi. Haklıymışsın. Gerçekten yapabiliyormuşum. Teşekkürler Sakura. Hala yapılacak işlerin var. Tıpkı annem
Tami'nin mutfağı gibi kokuyor Layla. Mükemmel renk, sıra, boy ve şekilde hanami damgalar olmuş Polly. Olamaz. Shani, sen mi yaptın? Sakura'dan çok yardım aldım. Etkilendim. Ve yine acıktım. Hem de bütün gün ramen yememe rağmen. Pocket dünyasından konuklar gelmeden önce söylemeliyim ki ailem geleneklerini sürdürdüğümüz için bizimle gurur duyacak. Hontoni, arigato. Şimdi partiyi başlatalım. Hadi büyü. Aha, kalan yiyeceklere bir bakın. Hala başarısız hissediyor musun Shani? Artık değil. Sushi yapmayı öğrenmek çok zordu ve ben de çok başarısız oldum. Ama fark ettim ki her başarısızlık öğrenmek için bir fırsatmış. Bir konuda kendini geliştirmek için denemeli ve öğrenmelisin. Pes etmeme izin vermediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi kim bunları okula götürmeme yardım edecek?